Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Taha suresi 90-104. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala İsrailoğullarının tarihinden bir sayfayı bize anlatıyor. O da şu, Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında Samiri isimli bir tanesi, münafık birisi, onların ellerindeki süs eşyalarından bir buzağı heykeli meydana getiriyor. İşte bu Musa'nın da ilahı, bizim de ilahımız. Ama o gitti Rabbini Tur'da arıyor. Halbuki ilah aramızda deyip gelin ilahımıza secde edelim diyor. Ve onun karşısında insanları, pek çoğunu secdeye vardırıyor. Bunun devamı niteliğinde Allah-u Teala şöyle bildirmekte. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلِ Harun daha önce Musa'nın gelişinden önce bu olay çıktığında onlara şöyle demiştim. İnnemâ futintum bihi, yani siz ancak bununla fitneye maruz kaldınız. Yani siz bununla deneniyorsunuz. Ve inne rabbekumur rahman, Rabbiniz olan Allah rahmandır, merhamet sahibidir. Fettebiuni, dolayısıyla bana tabi olun. Ve atiyu emri, bana itaat edin. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur'a giderken yerine halef olarak kardeşi Harun'u bırakmıştı. Harun kavmi içinde böyle olayları görünce onlara uyarıda bulundu, hatırlatmalarda bulundu ve bana tabi olun, emrime itaat edin dedi. Ve bu şekilde Samiri'nin yapmış olduğu buzağı heykelinin bir fitne olduğunu, bir imtihan olduğunu onlara söyledim. Galu, onlar şöyle dediler. Len nebraha aleyhi akifine, yani biz buna ibadet etmeye devam edeceğiz. Hatta yerca ileyna Musa. Musa bize dönünceye kadar buna ibadet etmeye devam edeceğiz. Ve ayetin devamından anlıyoruz ki Hazreti Musa dönüyor ve yerine halef olarak bıraktığı kardeşi Harun'u hesaba çekiyor. Ve diyor ki Gale ya Harun, Hazreti Musa dedi ki ey Harun, mâ menâike, sana engel olan ne? İz ra'eytehum dallu, onların yoldan çıktıklarını gördüğünde, yani neden buna engel olmadın? Bu konuda seni durduran ne? Elâ tettebi annim, elâ tettebi anni, yani bana uyman gerekmez miydi? Efe asayte emri, yoksa emrime isyan mı ettin? Gale yebne umme, Hazreti Harun da şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu. Yani kardeş olunca ey anamın oğlu. Bu ifade daha onun dikkatini, şefkatini celbedecek bir şey. Yani biz kardeşiz, ne yapıyorsun? Kendine gel gibi bir hatırlatma yapıyor. Ey anamın oğlu. La ta'khud bil lihyeti ve la bi re'si. Yani benim sakalımdan, başımdan tutma. Demek ki ayetten öyle anlaşılıyor ki Hazreti Musa o celalli, heybetli haliyle kardeşi Harun'un saçından, başından tutmuş, sürüklüyor. İnni haşitu en tegule ferrakte beyne beni İsrail. Ben şöyle demenden korktum. İsrail oğullarını oğullar arasında tefrika çıkardın. Yani onları fırka fırka hale getirdin demenden korktum. Velem tergub kavli, benim sözümü nazara almadın demenden korktum. Gale fema hatbuke ya Samiri. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Samiri'ye yöneldi ve ona dedi ki ey Samiri, senin durumun ne? Yani ne oldu sana? Niye böyle yaptın? İşte bu buzağıyı heykel olarak yapan ve onları ibadete davet eden Samiri, münafıklardan bir tanesi. Kale basurtu bimâ lem yapsuru bihi, ben onların görmediği şeyi gördüm. Fekabattu kabdata min eferir rasul, ve elçinin izinden, eserinden bir parça bende aldım. Fenebeztuha, ve onu yaptığım heykelin üzerine bıraktım. Ve kezalike sevvelet li nefsi, nefsim bana bunu
hoş gösterdi. Nefsim böyle yapmaya beni sevk etti. Yani bu konuda nefsime uydum diyor. Burada rivayetlerle genelde bu anlatılıyor. Cebrail aleyhisselam geldiğinde o da Cebrail aleyhisselamı görmüş ve onun böyle eserinden, yani yere değmiş olduğu yerden bir parça alıyor ve onunla bu yapmış olduğu heykele onu bıraktığında adeta heykel canlı gibi oluyor. Bu şekilde bir harika durum görülüyor. Başka türlü manalar da buna verilebilmekte ama genelde meşhur olan mana bu şekilde. Gale fezheb, Hazreti Musa dedi ki haydi git, yani bir nevi defol. Fe inne leke fil hayati en tegule la misas. Hayat boyu senin için şöyle demek olacak. La misas, bana dokunmayın. Böyle diyeceksin. Bundan sonraki hayatını böyle geçireceksin. Yani bir cüzzamlı muamelesi göreceksin. Çünkü senin dokunduğuna da hastalık geçecek. Sana dokunana da hastalık geçecek. Bundan dolayı bundan sonraki hayatında yalnız olarak yaşayacaksın ve sana yaklaşanlara da bana dokunmayın, bana yaklaşmayın diyeceksin. Senin cezan bu olacak. Ve inne leke mev'iden len tuhlefe, ve yani mutlaka varacağın bir mev'id var ve orada bunun cezasını çekeceksin. Sana vaat edilen azap gelecek ve bunun karşılığını çekeceksin. Venzur ila ilahi kellezi zalt aleyhi akife. Kendisine ibadet etmiş olduğun ilaha bir bak bakalım. Onu ne hale getireceğiz? Lenuharrigannahu, biz onu yakacağız. Thumme lenensifennahu fil yemmi nesfe. Sonra da onun küllerini denize savuracağız. Yani senin tapmış olduğun ilah, ilah olmaktan uzaktır. Bırakın fayda vermeyi, kendine verilen zarara mukabele edemeyen, karşı koyamayan bir metal yığınıdır. İşte biz onu gözünün önünde yakacağız. Sonra onun küllerini Nil nehrine savuracağız. İnnemâ ilâhukumullâh ellezî lâ ilâhe illâhû. Sizin ilahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Yani böyle ne canlı buzağı ne de cansız heykel değildir. Vesi'a külle şeyin ilme, ve onun ilmi her şeyi içine almıştır. Yani Rabbinizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kezalike nagussu aleyke min enbâ-i mâ kad sebak. Böylece biz sana bunun gibi öncekilerin haberlerinden kısa olarak anlatıyoruz. Burada peygamberimize hitap ediliyor. Taha suresinin başından beri, Taha suresinin tamamına yakını neredeyse, Hazreti Musa'nın ve kavminin durumlarını bize anlattı. Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesini anlattı. Kavminin Samiri ile imtihana tabi tutulması ve bir buzağa tapması gibi olaylar anlatıldı. Bunlar bize anlatılıyor. Peygamberimize önce anlatılmış. Niçin? وَقَدْ اَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. Andolsun ki biz sana kendi katımızdan bir zikir, bir öğüt bu şekilde verdik. Demek ki bunların peygamberimize anlatılması, dolayısıyla bizlere anlatılması, taraf-ı ilahiden bir öğüt, bir ibret, bir ders. Tarih ibretlerle doludur ve insanlar tarihe baktıklarında, geçmişlerine şöyle baktıklarında önlerini daha iyi görebilirler. Tarih aynasında ibretli sahneleri seyrederler ve oradan kendilerine bir çeki düzen verirler ve ona göre hayatlarını tanzim ederler. Men arada anhu, kim o zikirden yüz çevirecek olursa, fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Kıyamet günü bir ağırlık olarak, bir yük olarak bunu taşır. Yani vebalini taşır. Allah'ın zikrinden yüz çevirmenin cezasını diğer alemde görür. Halidine fihi, ve bunda ebedidir. Ebedi olarak bunun azabıyla
karşı karşıyadır. Ve sa'e lehum yevmel kıyameti himle. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. Dünyada insanın mesela omzuna ağırca bir yük konulsa, bunu bir miktar götürdüğünde iyice yorulur. Hele günlerce götürecek olursa artık taşınamaz bir hale gelir. Diğer alemde günahlar ruhun omzunda daimi ağırlıklar gibi. Yani dünyadaki yükler zamanla hafifleyebilir. Veya yüklerimizin bir kısmını bazı araçlarla götürebiliriz. Ama diğer alemde Allah'ın zikrinden yüz çevirmek, günahlar, bu gibi şeyler ruhun omzunda birer ağırlık ve insan kıyamet günü bu günahlarıyla huzur-u ilahiye gelecek. Ve kul hakkı gibi şeyler omzunda bir yük, ruhunun omzunda bir yük. İnkar en büyük bir yük. Allah'ın zikrinden yüz çevirmek, emredilen görevleri yerine getirmemek, bütün bunlar hepsi birer yük durumunda. İnsan eğer diğer aleme böyle yüklerle gelmişse diğer alemde durumu perişan olacak. Ancak bu yüklerin ağırlığından dünyada kurtulmamız mümkündür. Dünyada ibadet etmek suretiyle, günahlarımız olduğunda tevbe istiğfar etmek suretiyle bu yüklerden kurtulmuş oluruz. Mesela her bir günahı işlediğimizde ruhumuz bundan bir derece yara alıyor ve ruhun omzuna bir yük biniyor. Ama tevbe istiğfar ettiğimizde o zaman bu siliniyor ve artık o ruhun omzunda bir ağırlık değildir ve artık bize ait değildir. Ondan kurtulmuş oluyoruz. Veya bir başkasının hukukunu çiğnemişsek, kul hakkı dediğimiz şey, onunla helalleştiğimizde o yük de omzumuzdan düşüyor. Böylece diğer aleme hafif gitmek lazım. Diğer aleme günahlardan hafif olarak gidersek o zaman diğer aleme salimen varmış oluruz. Allah-u Teala'nın sonsuz rahmeti var. Peygamberinin şefaati var. Böyle olunca şu dünya hayatında bazı kusurlarımız olsa bile Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle diğer alemde o ağırlıklardan da kurtuluruz ve bunun neticesinde hafif bir şekilde, yani günahlardan hafif bir şekilde cennete gitmek kolay olur. Yoksa bir insan düşünün, her tarafında ağırlıklar var, her tarafında böyle zincirler düşünün, ayaklarına böyle bir takım prangalar geçirilmiş, bir takım ağır yükler bırakılmış. Bu kimse ayakta zor durur. Nerede kaldı bunlarla yol alabilsin? İşte kafir olan insanlar diğer aleme bu gibi prangalarla, bu gibi zincirlerle adeta bağlı olarak gidiyor, dolu olarak gidiyor. Ruhunun omzuna bol miktarda günah yükü yüklenerek gidiyor ve o ağır yüklerle diğer alemde cennete uçamayacak, cennete gidemeyecek. O ağırlıklar kendisini aşağıya doğru, cehenneme doğru çekecek. Ve bunun neticesinde de Halidine fiha diye burada anlatıldığı şekliyle ebedi olarak o azabın içerisinde kalacak. İşte Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın kıssasını anlatmak suretiyle bize çok dersler, çok mesajlar veriyor. Ve bu mesajlarda hepimiz için ibretler var. Biz Hazreti Musa'nın kavmine karşı durumunu, Firavun'a karşı durumunu bu şekilde Kur'an'dan okurken adeta orada da kendimizi görüyoruz. Hatta bazı zatlar şuna bile dikkat çekmişler. Demişler ki Hazreti Musa kalbi temsil eder. Firavun ise nefsi temsil eder. Nasıl ki insanın kalbi Hakk'a itaatkardır. Ama insanın nefsi Hakk'a isyan etmek istiyor. Akıl ve nefis birbirine zıt. Kalp, nefis birbirine zıt. Onun gibi Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi tarzında insanın da iç aleminde mücadeleler oluyor. Ve işte kalp bir Musa gibi demiştik. Nefis ona mukabil bir şey gibi, bir Firavun gibi, ikisi arasında mücadeleler oluyor. Mesela okuduğumuz bölümlerde şu da geçmişti. Musa Aleyhisselam alemlerin Rabbinden söz ediyor. Ben alemlerin Rabbinin sana gönderdiği elçiyim diyor. O zaman
Firavun diyor ki alemlerin Rabbi ne? Kabul etmek istemiyor. Buradan nefsimize dönecek olursak nefsin tabiatında da alemlerin Rabbini kabul etmemek var. Firavun ben Rabbim demişti. Kendini Rab telakki etmişti. İnsanın nefsinde de firavunluk var. Ve bu firavunluğun neticesinde insan kendini Rab olarak, kendini kendine yeter olarak görmek istiyor. Bir Rabbin terbiyesi altında terbiye edildiğini anlamak istemiyor. Hatta diğer insanların terbiyesini de kendisinin üstlendiğini ve onların bir nevi Rabbi durumunda olduğunu böyle kabul etmek, ettirmek istiyor. İnsanın nefsinde bu gibi özellikler var. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi isimli eserinde bu noktalara da böyle temas etmiş ve demiş ki dikkat et, firavunda olan sende de vardır. Ama seninki şu anda kuyuda, yani zindanda, zincirli vaziyette. O zincirlerden kurtulduğunda o da hükmetmeye çalışacak. Demek ki her insanda firavun olabilecek bir kabiliyette var. Ve bunun neticesinde insan alemlerin Rabbini kabul etmek istemez. Ve önceki devirdeki insanlar yok olup gittiler. Öyleyse bunlar tekrar dirilmez gibi. İnsanın nefsi de öldükten sonra dirilmeye bu noktada soğuk bakar ve öldükten sonra dirilmeyi reddetmek ister. Ve ibadet noktasında alemlerin Rabbini kabul edip ibadet etmek yerine kendi keyfine, hevesine bakmak ister. Böyle olunca biz Hz. Musa ile alakalı anlatılan bu kısa içerisinde kendimizi de görebiliriz. Ve etrafımızda yaşanan olayları bu zaviyeden değerlendirebiliriz. Etrafımızda da bir kısım firavunların veya firavuncukların bulunduğunu görebiliriz. Ve firavunun sihirbazları olduğu gibi işte bir takım yetki sahiplerinin halkın gözünü boyamak için etrafında sihirbazlar olduğunu, medya sihirbazıyla veya başka sihirbazlarla milletin gözünü boyamak istediklerini yine görebiliriz. Aynı zamanda bu kıssaları okumanın neticesinde insanların hak mabut olan Allah'a ibadet etmek yerine batıl mabutların peşinden gitmeye meyilli olduklarını, bundan dolayı da hemen her iklimde, coğrafyada, hemen her bölgede insanların batıl mabutlara takıldığını, onların peşinden gittiğini de söyleyebiliriz. İşte bütün bunlar Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesini bir bütün olarak okuduğumuzda karşımıza çıkan değerlendirmelerden bazıları. Bu manada bir okuma yapabildiğimizde gerçekten kıssayı Musa, Hz. Musa'nın kıssası çok hikmetlerle dolu. Onun elindeki asasından tutun, kavmini kurtarması, denizler içinde, deniz içinde ıslatmadan karşıya geçirmesi, bütün bu gibi şeyler günümüze de bakan çok manaları ifade etmekte. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.